Cümleten selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir videoda birlikteyim. Bugünkü videomuzda EA Sports ve FIFA neden ayrıldı? Bir sonraki sene neler olacak? Bunları konuşacağız arkadaşlar. Kemik kitlemden bu videoya beğeni ve yorum bekliyorum. İnanılmaz bir video sizlerle beraber olacak. Çayınızı kahvenizi alın ve video başlıyor. İlk olarak EA Sports ve FIFA ayrılığından başlayalım. EA Sports ve FIFA 30 yıllık aradan sonra anlaşmalarını bozdular. Buradaki temel sebep EA Sports'un artan karlarına rağmen FIFA'ya aynı kar düzeyinde veya yakınında bir zam yapmamasıydı. Normalde yıllık 150 milyon dolarla anlaşması olan bu iki şirket, FIFA bize artık 300 milyon dolar verin çünkü sizin kazancınız bundan daha da fazla arttı şeklinde bir talepte bulundu. Ve EA Sports da burada çanlar çaldı. EA Sports masaya bizi gerçekten FIFA adına ihtiyacımız var mı diye düşündü. Kağıt üstüne bakıldığı zaman aslında FIFA sadece bir isim. EA Sports bu oyunun geliştirmesini, yayınlamasını, anlaşmalarını, her şeyini EA Sports üstlenirken FIFA burada sadece bir isim olarak görünüyor. EA Sports'un CEO'su Andrew Wilson da aynısını söyledi. Zaten FIFA sadece bir isim. Ve artık insanlar kopya oyun almıyor. Yani sadece dijital oyun alıyorlar. Artık o kutu diye bir şey de yok. Yani raflarında bir FIFA logosu da görmüyorlar. Adamlar sadece konsollarını açıyorlar ve oyun oynuyorlar diyor. Aslında kağıt üstüne bakıldığı zaman haklı olabilir. Burada kimsenin bir itirazı olamaz. Ancak gerçeğe geldiğimiz zaman senin oyunun adı 30 senedir FIFA. Yani şöyle düşünün. Bir basketbol oyunu yapıyorsunuz. Adı NBA. Ama NBA'yi kaldırıp basketbol FC yapıyorsunuz. Aslında tıpkı aynı şey diyebiliriz arkadaşlar. Tabii ki buradaki oyunla oynayacak insan sayısının düşeceğine, senin reklamının düşeceğine, hatta ve hatta şu anda YouTube'da, Twitter'da, TikTok'ta her yerde bir FIFA algoritması oluştu. FIFA, FIFA, FIFA. Önümüzdeki sene EA Sports FC olduğu zaman kimse öyle FIFA Ultimate Team yazmayacak. Bu YouTube'daki algoritmanın, Twitter'daki, Twitch'teki, TikTok'taki algoritmanın ve değişmesi demek. Yani sen aslında sadece bir adı değiştirerek sadece sen kendini kurtarmış olmuyorsun. Aslında sen oyununun algoritmasını bozuyorsun. Oyununun yayınlanma şemasını bozuyorsun. Oyununun her şeyini bozuyorsun aslında. Yani önümüzdeki sene FIFA bu senekiyle aynı satışı yapmayacak. Veya ilgi bu kadar yüksek olmayacak. Veya reklam bu kadar yüksek olmayacak arkadaşlar. Anlaşmalar böyle bir şeydir. Bazen bir şeyin ismi hiçbir şey yapmadan bile ismi yeter arkadaşlar. NBA olduğu gibi, WWE olduğu gibi, FIFA olduğu gibi. Ve burada EA Sports aslında arkadaşlar biz zaten paramızı kazanıyoruz. FIFA olmazsa biz daha da az para kazansak da yine kazanırız. En azından FIFA'ya para vermeyiz. Görüşünde olan bir firma olduğu için anlaşmayı bozdular. Dediğim gibi 30 yıllardan sonra bu seri sona erdi. Peki Infantino bu konuda ne diyor? Infantino'nun dediği şey EA Sports'un bu konuda pişman olacağı. Çünkü FIFA'nın 2024'ten de itibaren her zaman olduğu gibi en iyi oyun simülasyonuna sahip olacağını söylüyor. Yani 2024 için aslında bu adamların bir planının olduğunu söylüyor arkadaşlar. Ama bence yok. Peki burada EA Sports'un rotası ne olacak arkadaşlar? Önce bunu konuşacağız. Videonun sonunda da EA Sports'un önümüzdeki sene için neler geliştirmeler yaptığını ben sizlere bahsedeceğim. Şimdi burada iki tane yol var arkadaşlar. İki tane anlaşabileceği firma var. Birisi 2K, birisi PES. Yani eFootball. Şimdi kağıt üstüne bakıldığı zaman bu adamların eFootball'la anlaşmayacağı zaten aşikar. Çünkü eFootball'un ilk olarak böyle bir geliştirme yapacak bütçesi yok. Kapasitesi yok. Zaten kendi oyunların düzeyi ortada. Burada tek bir çare kalıyor. O da 2K. Yani NBA oyunlarının, WWE oyunlarının yapan firma. Bildiğiniz üzere arkadaşlar 2K firması aslında EA Sports'un korkulu rüyasıdır. Çünkü NBA'in yıllardır dehşet saçan NBA Live oyunu, satış rekorları kıran NBA Live oyunu, Amerikalıların rüyası olan NBA Live oyununu aldı adamlar ve yok etti arkadaşlar. Yani 2K böyle bir firma. 2K sıfırdan başladı. NBA oyunu yaptı ve o zamanki piyasanın lideri olan NBA Live'ı piyasadan sildi ve işin sonunda EA Sports NBA Live oyununu bıraktı. Artık o seriyi yapmıyorlar arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Her zaman tekellik diye bir şey yoktur. Her ne kadar iyi olursan ol, birisi mutlaka gelip seni geçebilir. Ve 2K bunu zamanda yaptı arkadaşlar. Bu yüzden EA Sports ve 2K firmaları aslında birbirine hasım diyebiliriz. Ve burada ben FIFA'nın 2K firmasıyla anlaşacağına %100 götüyle bakıyorum. Zaten global basında, Reddit'te, Twitter'da, sızıntılarda buradaki tek yolun 2K firması olduğu görünüyor arkadaşlar. Ancak burada tek bir ufak ayrıntı var. Infantino yani FIFA'nın başkanı şunu söylüyor. Biz 2024'ten itibaren de en iyi şeyi sizlere sunacağız. 2024'te 2K'nın bir futbol oyunu yapma ihtimali %0 arkadaşlar. Çünkü her ne kadar EA'den nefret de etsek bu adamları 30 yıllık bir
futbol oyunu yapma geçmişi var. Her ne kadar AIDS olsa da, her ne kadar boktan olsa da böyle bir geçmişleri var arkadaşlar bu adamların. Yani bakıldığı zaman bir firmanın gelip hemen 6 ayda bir oyun yapması mümkün değil. Ancak buradaki 2K arkadaşlar 2024'te olmasa da 2025'te FIFA NBA ya yani FIFA 2K diye bir oyun kesinlikle olacak arkadaşlar. Ben size bunu söyleyebilirim. Ve burada ben EA Sports'u da geçeceklerini düşünüyorum. Neden böyle düşündüğümü de arkadaşlar videonun sonunda söyleyeceğim. Sadede gelecek olursak şu anda rivayette olan UFL olsun hani başka futbol oyunları olsun bunlarla FIFA'nın anlaşması arkadaşlar hiç uzaktan yakınlarla alakası yok. Çünkü FIFA gerçekten çok büyük bir isim, büyük bir marka ve kesinlikle gidip 2K ile anlaşıp en iyi futbol deneyimini fanlarına sunacaklardır. Peki EA Sports önümüzdeki sene ne amaçlıyor ve oyuna neler getirecek arkadaşlar? Bunlardan bahsedeyim sizlere. Bildiğiniz üzere 2021 yılında ben bir video çekmiştim ve demiştim ki FIFA kendi LinkedIn sayfasında online kariyer modunu düzenlemek için yazılımcı arıyor demiştim. Arkadaşlar önümüzdeki senenin marketingi online kariyer modu. Yani EA Sports FC, FIFA 24 değil artık EA Sports FC online kariyer modu propagandasıyla satışa çıkacak arkadaşlar. Ve bu online kariyer modu insanları çok heyecanlandırıyor ve heyecanlandırmakta da haklı. Neden derseniz artık insanlar Ultimate Team oynamaktan baymıştı arkadaşlar. Bildiğiniz üzere oyunda promo paketleri geliyor, Team of the Year geliyor, bir sürü promo geliyor. Geçtiğimiz senelerde oyundaki en dandik etkinliklerde bile 2-3 dakika içinde satılan paketler bu sene satılmadı arkadaşlar. Team of the Year'da bile hiçbir paket tam satılmadı. Bu da ne demek? İnsanlar artık bu oyuna para vermekten sıkıldı. Para vermiyorlar çünkü ilgi çekmiyor. Oyunu izleyenler azaldı. Castro diye bir yayıncı her yıl 150 bin 200 bin izlenirken canlı bu sene 30-40 binde kaldı. Yani ne demek bu? İnsanlar artık senin oyunu oynamaktan sıkıldı. EA Sports da bunun farkında arkadaşlar. Zaten EA Sports sömürebildiği kadar Ultimate Team'i sömürdü. Artık yeni şeyler yapmak zamanı geldi ve ilk adımları da online kariyer modu. Hepinize hayırlı ve uğurlu olsun arkadaşlar, kariyerci arkadaşlarımıza. Online kariyer modunun bir diğer artısı arkadaşlar, insanlar Ultimate Team'e sürekli bir kartla oynamak için coin alayım mı, point alayım mı şeklinde girişimlere giriyorlardı. Kariyer modunda bu kartlara ulaşmak daha kolay olacak. İstediğiniz kadroları kurmak daha kolay olacak ve arkadaşlarınızı oynayabileceksiniz. Ve önümüzdeki seneden itibaren arkadaşlar hepinizin bildiği gibi masada olan bir konu artık loot box sisteminin kaldırılması konusu var. Çünkü bu tamamen bir kumar ve hatta Belçika'da kaldırılmıştı hatırlayacağınız üzere. Arkadaşlar bu çok yakın zamanda genel olarak bütün oyunlardan şans faktörü kaldırılacak. Çünkü bu artık bir kumar olarak girdiği bütün ülkelerde kanıtlandı ve kalkması an meselesi. Hatta EA Sports da bu sene bunun yolunu çok iyi yaptı. Çünkü insanları satılamaz ürünleri alıştırmaya çalıştılar. Niye? Çünkü bir sene sonra onlar da biliyor ki bunlar satılabilir şeyleri satamayacak. Yani FIFA Point satımının önüne geçecek bazı legal regülasyonlar. Bu yüzden EA Sports aslında size bu seneden itibaren satılamaz ürünlerle, satılamaz kartlarla, satılamaz paketlere alıştırmaya başladı arkadaşlar. Yani sadede gelecek olursak aslında EA Sports da yolun sonuna geldiğinin farkındaydı. Sizi sömürebildiği kadar sömürdü. Artık FIFA isminde bıraktı. Online kariyer modu yeni bir sayfa açacaklar. Bunu böyle söylemiş olalım arkadaşlar. Peki gelelim 2K bu oyunu alırsa neler yapabilir? Öncelikle şunu söyleyeyim, 2K NBA Live piyasadan silmesi arkadaşlar tamamen oyun mekaniğiyle alakalıydı. Çünkü 2K'nın yapmış olduğu oyun mekaniği NBA Live'ın çok üstündeydi. Aynı şekilde grafikler de öyle. Yani burada siz şöyle düşünmeyin, daha iyi bir oyun çıkarsa ve FIFA adıyla çıkarsa ben yine de EA Sports FC oynarım çünkü ben Ultimate Team'e alıştım gibi düşünmeyin arkadaşlar. Alışkanlıklar her zaman değişmeye müsaittir. Bir örnek verelim. Zamanında Championship Manager vardı arkadaşlar bildiğiniz üzere. Bu oyunun kod yazanları ve bunu publish eden şirketlerde arkadaşlar bir anlaşmazlık ortaya çıktı. Ve anlaşmazlık sonucunda biri dedi ki kardeşim ben dedi oyunun ismini alayım. Biri dedi ki ben oyunun kodunu alayım. Biri oyunun kodunu aldı, biri oyunun ismini aldı. Bu iki firma ayrıldı. Ve en sonunda ne oldu? Championship Manager gibi bir oyun vardı. Herkes oynuyordu değil mi? Ne oldu arkadaşlar? Football Manager bunu önüne geçti. Yani ayrılıkların hem pozitif hem negatif etkileri olabilir. Bu yüzden EA Sports Pro durumu kurtarmak istiyorsa yapması gereken en önemli şey oyunun gameplay'ini düzeltmesidir arkadaşlar. Oyunun gameplay'i düzelirse her şey değişir. Hepimiz burada PES indirdik, hepimiz burada PES'e şans verdik. Ama ne gördük? PES yok, olmuyor. Oyun zevkli değil. Eğer siz zevkli bir oyun yaparsanız piyasanın içinden geçersiniz. Nasıl PUBG'ler vardı, sonra Fortnite diye bir oyun çıktı ve herkesi geçti değil mi arkadaşlar? Dünya rekorları kırdı. Sonra ne oldu? Warzone çıktı. Bu sefer Warzone eline aldı yükü. Yani her zaman iyi oyun deneyimi sunan, halkını, oyun topluluğunu mutlu eden firma her zaman öne geçmiştir arkadaşlar. Ve yine öyle olacaktır. Bunu size söyleyebilirim.
Buradaki tarihi anlaşma bozukluğunun sonuçları böyle arkadaşlar. Bana kalırsa EA Sports FC önümüzdeki seneden itibaren satışları çok düşecektir. Aynı zamanda paket satışının durmasından sonra da önümüzdeki sene durur mu bilmiyorum ama EA Sports eğer bu kafayla giderse yok olacaktır. Eğer online kariyer modu halkı mutlu edebilirse bu onlar için son kurtuluş demektir. Ama eğer online kariyer modunda fail'larlarsa ve önümüzdeki sene de oyun mekaniği değişmeyeceği için dandik bir ultimate team gelirse ne yazık ki artık e-sports için tehlike çanları çalmaya başlayacak demektir arkadaşlar. Kendi etrafınıza da bakın. 5 sene önce bu oyunu oynayan arkadaşlarınıza bakın. Bir de şimdi bakın aradaki sayıyı sizler de göreceksiniz. Yani buradaki her şey aslında açık ve net. O zaman 2K ve FIFA anlaşması her ne kadar resmi olmasa da ben şimdiden hayırlı olsun diyorum arkadaşlar. Çünkü bu iki firma anlaşacaktır. Çok kuvvetli ihtimalle 2025'ten sonra biz bu iki oyunun farkını göreceğiz ve çok tahminimce 2K tekrardan EA Sports'u bitirecektir arkadaşlar. Benim görüşlerim bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok